Evet efendim, son seans programıyla devam ediyoruz. Ne konuşacağız bugün? Katma değerli ürünlerden aslında çok güzel, çok da sevdiğimiz yemekten çok keyif aldığımız zeytin. Zeytini konuşacağız. Zeytin ve zeytinyağını konuşacağız. Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek bizimle. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Tuğba Hanım, hoş bulduk. Merhabalar. Mustafa Bey, şimdi zeytinciliği konuşacağız ama ilk önce sizin firmanızı birazcık tanıyalım. Köklü Zeytincilik ne zaman başladı, neler yapıyor? Biraz bahsedebilirseniz. Tabii ki de. Ailemiz 1500'lü yıllardan beri Midilli Adası'nda yerleşen ilk Türklerden ve yaklaşık 450-500 yıl Midilli Adası'nda zeytincilik yapıyorlar. Akabinde de 1922 yılında mübadele ile Ayvalık'a yerleşen Ayvalık'ın ilk yerli ailelerindeniz. Ayvalık'ta da 1937 yılından itibaren zeytin ve zeytinyağı işiyle uğraşıyor ailemiz. Şu anda ben dördüncü kuşak temsilci olarak faaliyetleri yürütmekteyim. Firmamız Ayvalık'ta bulunuyor. Türkiye'deki zeytinyağı ihracatının önemli bir kısmını yapmaktayız. Avrupa'nın Türkiye'den aldığı yağların yaklaşık olarak %15'inde köklü zeytincilik olarak ihracat yapmaktayız. Bunun yanında Ayvalık'taki perakende satış mağazalarımız ve online e-ticaret sistemi üzerinden tüketicilere ürettiğimiz bu yöresel ürünlerimizi gönderiyoruz. Ayvalık'taki aile zeytinliklerimizin mahsulü hepsi. Çok kıymetli ürünler biliyorsunuz. Ayvalık dünyaca önemli bir yer. Çünkü içinde bulunduğu klima, meteorolojik yapısı, özel iklimi, toprak yapısıyla ve zeytin çeşidiyle gerçekten dünyada zeytin ve zeytinyağı deyince akla gelen ilk merkezlerden biri. Biz de bundan dolayı bu güzel ürünleri tüketiciyle buluşturuyoruz. Bunun yanında da yöremizin mahsullerini çiftçimizden tedarik edip yurt dışına ihracat sağlayıp katma değer yapıyoruz. Şu anda da günlük zeytinyağı dolumunda 120 ton kapasiteyle Ayvalık'taki fabrikamızda ciddi manada tonajlara ulaşıyoruz. Ayrıca uluslararası kalite ödülleriyle de ülkemizi her daim şey yapıyoruz, ne derler, temsil ediyoruz. Çünkü zeytinyağı biliyorsunuz özel bir ürün, rekabete açık bir ürün. Bunun kalitesini anlatmak ve duyurmak gerekiyor. Uluslararası Belçika'daki yarışmalarda, Amerika'daki yarışmalarda çeşitli altın madalyalarımız var. Ve bu ödüllerle de Ayvalık'ın kalitesini, ürünlerimizin kalitesini her daim tanıtmaya devam ediyoruz. Süper. Hikayesine uygun bir isim koymuşsunuz, köklü zeytincilik olarak. Tebrik ediyorum. Devamını diliyorum efendim başarılarınızın. Teşekkürler. Peki şimdi isterseniz biraz zeytin ve zeytinyağı rekoltesinden biraz bahsedelim. Geçen sezon nasıldı? Önümüzdeki sezondaki beklentiler nelerdir Mustafa Bey? Evet. Tuğba Hanım, geçtiğimiz hasat sezonu Türkiye'de yaklaşık 200 bin ton civarında bir rekolte gerçekleşti. Bu Türkiye'nin yıllık ortalamasının 250 bin ton olduğunu düşündüğümüzde bir miktar düşük. Fakat bir önceki sezon tarihi bir artışla 400 bin tonluk bir zeytinyağı rekoltesi elde ettik. Ve İspanya, İtalya, Yunanistan'da da zeytinyağı rekoltesinin az olmasından kaynaklı bütün Akdeniz havzasındaki alıcı ülkeler Türkiye'ye yöneldi. Ve Türk zeytinyağı ihracat arenasında çok ciddi tonajlara imza attı. Geçtiğimiz zeytinyağı ihracat döneminde Türkiye 150 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatın da olmasının en büyük nedeni küresel iklim kriziydi. Çünkü küresel iklim krizinden kaynaklı İtalya ve İspanya'da rekolte %60 oranında düştü. Buna bağlı olarak da hem fiyatlar yükselişe geçti hem de ürün alarmı verildi. Türkiye'de de bu o sene mahsulün fazla olmasından kaynaklı bu bir şanstı ve bunu gayet iyi değerlendirdik ihracatçılar olarak. Türkiye dünya üretiminde ikinci sıraya yerleşti ve buna bağlı olarak da en fazla zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında oldu. Geçtiğimiz yılda tabii bir önceki yıl çok mahsul olduğu için o kadar rekolte yapamadık. Fakat önümüzdeki sezon eğer hava koşulları da el verirse Tuğba Hanım yaklaşık yine 400 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Bunun için de çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin tüketimi yaklaşık 150 bin ton seviyesinde ve bu kadar zeytinyağını tüketmemiz mümkün değil. 250 bin tonluk bir fazlalıktan söz ediyoruz. Ambalajı ihracatımız da yaklaşık 50 bin ton. Onun için bunların çalışmasını, altyapısını şimdiden yapmamız gerekiyor. Yani sonuç olarak geçtiğimiz sezon mahsulümüz ortalamanın altındaydı. Fakat yeni dönemde 2024-2025 hasat sezonunda Türkiye için ciddi bir rekolte bekliyoruz Tuba Hanım. Ben şimdi ihracattan bahsettiniz, oradaki sorunlara geçeceğim. Fakat ondan önce fiyatları da birazcık sormak istiyorum. Şimdi bu iklim dediniz ya, iklim sıkıntısı maalesef, iklim krizi
sıcaklık, küresel sıcaklık gittikçe yaklaşıyor. Bu kuraklık zeytinciliği ne kadar etkiler? Kesinlikle çok etkileyecektir tabii ki. Biraz orayı açabilir misiniz, Evet. anlatabilir misiniz bize? Tabii ki de. Tuba'nın şimdi dünyanın ortalama zeytinyağı üretimi yaklaşık 3 ila 3,5 milyon ton arasında. Bu kesinlikle yağışlarla doğru orantılı ve iklimsel koşullarla doğru orantılı. Kuraklık arttıkça zeytin ağacı biliyorsunuz literatürde ölmez ağaç olarak geçiyor. Bunu nasıl başarıyor biliyor musunuz? Bu kurak dönemlerde zeytin ağacı mahsulünü besleyemediği zaman fazlalığını döker ve bakabileceğini bünyesinde bırakır. Yani ölmesin diye, kuraklıkta yapraklarını dökmesin diye mahsulünden feragat verir. Yeter ki yaşamını sürdürsün diye. Onun için kuraklık ciddi manada son yıllarda arttığından rekolte de buna bağlı olarak düşüyor. Geçtiğimiz sezon dünyadaki zeytinyağı üretimi 3 milyon tonun altına düştü. 2 milyon 550 bin ton bandında olduğunu şu anda kaynaklar söylüyor. Bu gerçekten %30'luk bir düşüşe tekabül ediyor. Bundan dolayı da tabii zeytinyağı fiyatları da tüm emtialarda olduğu gibi arttı. Zeytinyağının fiyatı geçtiğimiz sezon başı yaklaşık bir önceki sezon başı 3,5 euro seviyesindeyken 9 euro bandına kadar yükseldi. Şu anda da uluslararası piyasalarda 7,5-8 euro bandında işlem görüyor. Bu fiyatlar da baktığımız zaman son 27 yıllık ortalamanın en zirvesinde. 27 yıllık ortalama çünkü Tuba'nın 4 euro, 4,2 euro maksimum. Şu anda zeytinyağı 8 euro. Bu tabii Türkiye'ye mahsus bir durum değil. Tüm dünya ülkelerinde fiyat artmış durumda. Çünkü bu bir tarım ürünü. Mahsul olmazsa fiyat artar. Mahsul bol olursa fiyat düşer. Bundan dolayı biz önümüzdeki hasat döneminde eğer şu İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Tunus'ta düşündüğümüz mahsul olursa ve Türkiye'de de şu andaki görünen tabloda 400 bin tonluk bir rekolte bekleniyor. Bu da gerçekleşirse biz fiyatların tekrar 5 euro baremlerine gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tabii bunu şu anda tahmin etmek için biraz erken. Çünkü önümüzde Temmuz ve Ağustos ayları var. Biliyorsunuz hasat Eylül ortasından sonra başlıyor çeşitli zeytin ülkelerinde. Bundan dolayı bu önümüzdeki 2 ay, 3 ay kritik. Umarız bir kuraklık dalgası, sıcaklık dalgası yaşanmaz ve zeytinlerimiz dökülmez. Buna bağlı olarak da ciddi bir rekolte elde etmiş oluruz. Çiftçimiz de tabii ki para kazanmış olur. Mustafa Bey, şimdi bu iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır gibi soruları sonlara saklıyorum ben. Şimdi isterseniz ihracat tarafını sormak istiyorum. 10 aydır kapalı olan dökme zeytinyağı ihracatı 3 Haziran itibariyle bir sınırlama getirilerek açıldı. Burada Evet. neden kapatıldı, o kısımları anlatmanızı rica ediyorum. Orada ne gibi sıkıntılar Tabii ki de. yaşadınız? Büyük ihtimalle bu sıkıntıları yaşarken şöyle bir şey vardır ya, bir sorun yaşandığında, bir problem olduğunda veya yoklukta başka şeyler çıkar, başka alternatifler üretir insanlar. Siz de büyük ihtimalle burada bir alternatifler üretmişsinizdir diye düşünüyorum. Biraz bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Evet. Maalesef geçtiğimiz dönem, özellikle geçtiğimiz 2023 yılının Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı tarafından önce zeytinyağına 20 sent kilo başına vergi getirildi. Bir fon konuldu. Bu şu anlama geliyordu. Bir ton dökme zeytinyağı ihracatı yapmak istediğinizde 200 dolarlık vergiyi ödemesi gerekiyordu ihracatçının. Bununla amaçlanan dökme ihracat kısıtlansın bir miktar, dökme yapılmasın, ambalajlı yapılsın da. Tabii ki gayet hani güzel bir mantık. Çünkü dökme zeytinyağı ihracatı ülkemiz için katma değerli, çiftçimiz için de katma değerli. Akabinde de bundan yaklaşık 1-2 hafta sonra da Tuğba Hanım 1 Ağustos 2023 tarihinde dökme zeytinyağı ihracatı Ekim ayına kadar yasaklandı ve Ekim ayında da bu karar süresiz olarak uzatıldı maalesef ve geçtiğimiz Haziran ayı kadar da bu devam etti. Buna bağlı olarak Türkiye'de ciddi bir zeytinyağı stoğu oluştu. Çünkü Türkiye'ye gelen taleplerin %90'ı dökme. Çünkü Türk zeytinyağı maalesef dünya pazarlarında bir İtalyan, İspanyol zeytinyağı gibi revaçta değil. Bunun marka tanıtımını maalesef iyi yapamamışız. Bundan dolayı da gelen talepler hep dökme oluyor. İtalyanlar, İspanyollar Türkiye'den dökme alıp bunu kendi markalarıyla yurt dışına satıyorlar. Tabii
Bakanlığın buradaki amacı dökmeyi kısıtlayarak ambalajının artmasını sağlamaktı. Bu durum ve iç piyasada fiyatları dizginleyip belli bir seviyede tutmaktı. Fakat bu düşünüldüğü gibi olmadı. Dökme zeytinyağı ihracatının kapatıldığı gün sızma zeytinyağının kilogram fiyatı yaklaşık 180 lira seviyesindeydi. Şu andaki geldiği durum ise 280 lira. Yani bu tip bir kısıtlamanın maalesef fiyatlar üzerinde bir etkisi olmadı. Burada yapılması gereken şuydu. Ambalajlı ihracat kesinlikle desteklenmeli. Evet, arttırılmalı. Bu Türkiye için çok önemli. Fakat Tuğba'nın bu böyle 10 ayda veya 1 yılda, 2 yılda, 5 yılda olacak bir konu değil maalesef. Bizim uzun soluklu zeytinyağımızın tanıtımını uluslararası fuarlarda, çeşitli mecralarda yapmamız gerekiyor. Ve bunu 10 yıllık, 15 yıllık bir reklamla, eylem planıyla bütün sivil toplum kuruluşları ve zeytinyağı sektörüyle beraber el birliğiyle yapılması gerekiyor. Başka türlü bunun bir çözümü yok. Ve bunun yanında Türkiye'de her yıl zeytinyağı rekoltesi çeşitli nedenlerden dolayı değişkenlik gösteriyor. Geçen yıl bahsettiğim üzere 200 bin tondu. Ondan önceki yıl 400 bin ton. Bizim eğer ağaç varlığımız şu anda 190 milyondan 300 milyon seviyesine çıkarılırsa Türkiye'nin zeytinyağı rekoltesi de buna bağlı olarak her yıl 300 bin ton minimumda kalacak. Ve bundan dolayı da bizim zeytinyağı fiyat değişkenliğimiz minimumda kalacak ve her yıl yeterli miktarda ürüne ihracatçımız ulaşabileceği için zeytinyağında markalı ihracatımız artacaktır. Ve bunun haricinde de üzülerek söylüyorum Avrupa'ya zeytinyağı satamıyoruz Tuba Hanım. Çünkü Avrupa'da litre başına 1,24 avro Türk zeytinyağına vergi var. Hani biz ihracatçılar olarak markalı satmak istemez miyiz? Tabii ki de isteriz. Biz daha çok kazanmak isteriz, daha çok kâr etmek isteriz. Ama gelen talepler hem dökme hem de Avrupa'ya gittiğimizde bu vergiden dolayı o pazara giremiyoruz. İtalyanlar ve İspanyollar bizden alıp bu vergi avantajını kullanıp raflarda bu ürünlere yer veriyorlar. Yani bunun birinci çözümü ağaç dikilmeli. Türkiye'nin ağaç varlığı Tarım Bakanlığı'nın iyi politikaları sonucuyla son 20 yılda 90 milyondan 190 milyona çıkartıldı. Bu 300 milyona çıkartılmalı ki her yıl rekortemiz daha da artsın ve buna bağlı olarak maliyetlerimiz düşsün. Onun haricinde markalı ihracata son 3-4 yıldır destek verilmiyor. Litre başına markalı ürünlere destek verilmesi gerekiyor. Ve bu diplomatik Avrupa'daki vergi eğer kaldırılamazsa Avrupa pazarında büyümek imkansız olacağı için Avrupa pazarına özel zeytinyağı ihracatçılarına litre başına o vergi kadar destek verilmesi gerekiyor. Bunlar yapılırsa eğer, bunun yanında zaten birçok fuar destekleri var devletimizin. Bu fuar destekleriyle ve reklamlarla da 10-15 yıllık süreçte ambalajlı ihracatımız 50 bin ton seviyesinden 200 bin tona çıkartılabilir. Fakat bu çok zor. Bunun için de dediğim gibi bu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin ambalajlı ihracatta büyümesi gerçekten önemli ama ihracatın kısıtlanarak bunun çözümlenmesi maalesef mümkün değil. Anladığım kadarıyla ambalajlı ürün olduğu için bu vergiye tabi tutuluyor. Doğru değil mi Avrupa'da? Şöyle, evet Türk zeytinyağı Sadece ambalajlı markalı olarak satılamasın diye İtalyan ve İspanyollar Avrupa Birliği'ne baskı yapıp Türk zeytinyağına vergi eklettirdiler zamanında. Bundan dolayı biz o pazara giremiyoruz. Ondan dolayı da geri kalıyoruz. Şu anda Türkiye'nin ana pazarı ambalajlı Amerika ve Uzak Doğu, dökmede ise İtalya ve İspanya oluyor Tuğba Hanım. Buradan Ticaret Bakanlığı'na seslenelim. Bu konuda gerçekten yardımcı olsunlar. Markalaşmak diyoruz, konuşuyoruz sürekli çünkü bunu. Bu yüzden de inşallah desteklerini esirgemezler inşallah. Kesinlikle Tuğba Hanım ya bakanlığımızın mantık olarak yaptığı doğru. Evet zeytinyağı fiyatları iç piyasada çok artmasın. Ambalaj satalım, ürünümüz katma değerli dönsün. Fakat bu reyelde böyle maalesef gerçekleşmiyor. Onun için bu çalışmaların bu şekilde sürdürülmesi şart ve desteklemelerinde olması gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği ile Avrupa tarafı ile gidip hani vizeler konusunda konuşuyoruz biliyorsunuz. Bence aynı zamanda bu konuda da görüşülebilir yani hiç olmazsa vergiler konusunda bir istisna getirilebilir diye düşünüyorum. Zeytinyağı açısından Çok da doğru. özellikle. Şimdi peki ülkeler olarak şu anda hani hedef pazarlarınız ve şu anki satışlar, şu anki pazarlar nereler? Biraz
ayrıntılı bir şekilde öğrenebilir miyiz? Tabii. Tuba Hanım, bu zeytinyağı ihracatındaki yasak esnetildiğinden bahsederken ufak bir noktayı atladık. Onu da hemen eklemek istiyorum izninizle. Tabii, buyurun. Zeytinyağı ihracatı şu an kotayla açıldı. Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz yıl ihracat yapan firmaların performanslarına baktı. Ve buna göre Türkiye'de örnek veriyorum 20 firma varsa zeytinyağı ihracatı yapan, bu firmalara belli başlı tonajlar verdi. Örnek veriyorum, A firmasına 100 ton, B firmasına 200 ton, C firmasına 300 ton gibi. Şu anda yeni bir ihracatçı firma dökme zeytinyağı ihracatı yapamıyor. Sadece bizim gibi geçen yıl yüklü miktarda ihracat yapmış ve bu ihracat esnasında yasak konduğu gün yerine getiremediği sözleri, kontratları yerine getirsin diye eski firmalara verilen bir kotadan söz ediyoruz. Yani her firma bu ihracatı yapamıyor ve piyasadan kısıtlı miktarda çiftçiden ürün alınıp ihracat yapılabiliyor. Yani açıkçası sorun çözülmüş değil. Bizim şu andaki talebimiz yeni hasat döneminde 400 bin tonluk bu rekolte geldiği için bu kotanın tamamen kalkması ve tüm ihracatçıların eşit seviyede ihracat yapmasına izin verilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde çiftçinin elindeki ürünün fiyatı daha da düşecek ve çiftçi ciddi manada zarara uğrayabilir diye düşünüyorum. Bunu da eklemek istedim. Bunun yanında bahsettiğiniz gibi önümüzdeki hasat döneminde yüklü rekolte tüm dünyada bekleniyor. Fiyatlara da bunun etkisi olacak Tuğba Hanım. Fiyatlarda da biz yaklaşık olarak 4,5-5 euro seviyesine kadar gerileceğini tahmin ediyoruz. Anladım efendim. Şimdi birazcık bize zeytinyağı, zeytin çeşitlerinden bahsetmenizi rica edeceğim. Kişiler en çok nerelere, hangi çeşitlere yöneliyor? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Tuğba Hanım, zeytinyağları rafta yer alan en çok biliyorsunuz natürel sızma. Bunun yanında da Riviera zeytinyağı. Fakat birçok tüketici bunun bilincinde değil, hangi ürün nasıl üretildiğini bilmiyor. Riviera zeytinyağı ham zeytinyağından elde edilir. Ham zeytinyağı da asidi yüksek olan zeytinyağlarının, yani yenemeyecek durumda olan yağların rafine edilmesi sonucunda inceltilerek içerisine bir miktar natürel sızma zeytinyağı karıştırılması ile elde edilir. Bu yağ rafine edildiği için natürel sızma zeytinyağına göre tadı, kokusu daha az, daha hafif oluyor. Zeytinyağının kokusunu ağır bulan tüketiciler de ondan dolayı bu Riviera zeytinyağını tercih ediyor. Fakat zeytinyağının en faydalısı natürel sızma zeytinyağıdır. Natürel sızma zeytinyağı da kendi içinde ayrılmakta. Bunun en faydalısı soğuk sıkım erken hasat olanıdır. Çünkü zeytin ağacından zeytin toplandıktan sonra bir meyve suyu gibi direkt olarak sıkılır ve elde edilir. Bu elde edilen yağ da sadece natürel sızmadır. Riviera değildir. Onun için natürel sızma içindeki besin değerleri bakımından diğer yağlara göre çok çok daha faydalıdır. Benim tüketicilere tavsiyem natürel sızma zeytinyağını hem salatalarında hem yemeklerinde kullanabilirler. Tabii son dönemlerde marketlerde rafine pirina yağı şeklinde ürünler de görüyoruz. Bu ürünlerin zeytinyağı ile kıyaslanması yanlış. Pirina yağı zeytinin çekirdeğinin yağının tekrar sıkılmasıyla, tabiri caizse posasının tekrar sıkılmasıyla elde edilir. Bu yağın besin değerleri natürel sızmaya göre daha düşüktür. Bu yağı zeytinyağı ile kıyaslamak yanlış olur. Fakat ben ayçiçek yağı tüketeceğime, işte mısır özü yağı ile kızartma yapacağıma, pirina yağı ile kızartma yapmak istiyorum dendiği zaman bu gayet mantıklıdır. Pirina yağı bu yağlara muadil, alternatif, daha sağlıklı bir yağ olarak düşünülebilir. Ama natürel sızma zeytinyağı salata ve yemekler için tüm çiğ tüketimlerde tercih edilmesi gerekiyor. Ve tüketicinin de alırken özellikle soğuk sıkım olanını araştırması lazım. Çünkü zeytinyağı sıkılırken Tuğba'nın belli sıcaklıklara tabi tutuluyor. Ve bu soğuk sıkım olayı da 27 santigrat dereceyi geçmediği zaman gerçekleşiyor. Ve bu durumda da zeytinyağının içindeki besin değerleri ölmemiş oluyor. Onun için tüketiciler yerel üreticileri bulup araştırıp bu soğuk sıkım zeytinyağını ulaşmaları en doğrusu olacaktır. Evet, şimdi pirina yağın o zaman herkes acaba zararlı mı diye düşünürken en azından zararlı olmadığını belirttiniz. Bu güzel bir şey. Besin değeri sadece düşük. Kızartmalarda kullanabilirdiniz. Evet. Peki iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır? Bir kişi gitti ve raflara bakıyor böyle. Raflardan nasıl anlayacağız biz iyi zeytinyağını?
iyi zeytinyağını anlamak gerçekten zor. Ancak ya tadım uzmanı olmanız Evet. gerekiyor ya da bir zeytinyağı kalite kontrol laboratuvarına götürüp o yağı tahlil ettirmeniz gerekiyor. Bundan dolayı tıpkı aile kasaplarımız olduğu gibi zeytinyağında da gerçekten doğru üreteni, yerel üreticiyi bulup oradan tüketicinin alması gerekiyor. Zeytinyağı renginden, kokusundan maalesef bakıldığında anlaşılamıyor Tuğba Hanım. Bunu biz tattığımızda damağımızda bıraktığı tatla ayırt edebiliyoruz. Fakat şu anda teknoloji ilerlediği için o kadar çok taktik ve taş çattı ki zeytinyağı kullanmadan dahi zeytinyağı yaptıklarını duyuyoruz. Çeşitli tohum yağlarının içerisine boya maddeleri, bunun yanında koku ve aroma vericilerle zeytinyağına benzer yağlar üretiyorlar. Bu yağlar tam bir gıda terörü. Şu anda Tarım Bakanlığı bunlarla alakalı denetim yapıyor. Fakat tüketicinin de çok dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle mide sağlığı ve bağırsak sağlığı açısından bu yağlar çok tehlikeli. İçerisinde bulundurduğu kimyasal kanserojen maddeler çok zararlı. Onun için tüketici bildiği yerden, güvendiği yerden zeytinyağını alması gerekiyor. Ve etiketin üzerinde de adresini, telefonunu kontrol etmeliler. Çünkü şu anda sosyal medya platformlarında yayına gelmeden önce de inceledim. 5 litresi 1000 liraya, işte 750 liraya, 500 liraya, yani litre fiyatı 100 liraya, 150 liraya zeytinyağı da altında yağlar satılıyor. İyi bir zeytinyağının fiyatı rafta 350 liranın altında olması pek mümkün değil. Birincisi fiyattan ayırt edebilirler. Fakat bazı sahtekarlar fiyatı da yüksek tutup yani 350-400 lira bandına çekip yine bu sahte ürünleri satıyorlar. Onun için tüketici gerçekten gözünü dört açmalı. Şimdi taklit ve taşıştan bahsediyorsunuz kesinlikle ve burada dediğiniz gibi farklı yağlar satarak da çok ciddi bir sorun çıkıyor ortaya diyebiliriz. Peki başka ne yapabilirler? Mesela bu sosyal medyada böyle görüp de fark edenler alırken en azından başka yapabilecekleri bir şey var mı tüketicilerin? Şöyle ki zeytinyağı biliyorsunuz hassas bir ürün. Aynen. Satın aldıktan sonra dahi ki onun depolama süreci dahi çok önemli. O kadar hassas kaldık. Yani iyi bir yağ alsanız dahi bozabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yanında bir peynir dursa peynirin dahi kokusunu çekebilir. Tüketici öncelikle bu e-ticaret platformlarındaki firmaların kendi siteleri var mı? Kendi adresleri var mı? Buna bakmalılar. İşte Ege'den, Antalya'dan, Ayvalık'tan, şuradan, buradan herhangi bir marka dahi olmadan satılan ürünlere zaten kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. Adresinden, o sabit telefonundan firmaya ulaşmaları lazım. Ki kaldı ki sosyal medyada hiçbir internet sayfası dahi olmadan bir hesap açıp onun üzerinden satış yapanlar var. İşte 4 tanesi şu fiyat, 5 tanesi şu fiyat gibi. Zeytinyağı değerli bir ürün. Kesinlikle öyle bedavaya, ucuza satılabilecek bir ürün değil. İşçiliği dahi çok yüksek. Bugün işçi yövmiyelerinin yükseldiğini de varsayarsak, zeytinyağının fiyatının buna bağlı oranda arttığını da düşünürsek gerçekten ucuza satılması mümkün olmayan bir ürün. Onun için tüketici doğal sızma zeytinyağı arayacak mutlaka etikette ve bunun üreticisinin de bulunabilir. Aradığı zaman ulaşılabilir bir üretici olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Evet, Mustafa Bey, şimdi işçilik demişken ben o kısmı da sorayım size. Oradaki istihdam durumu nasıl, zeytincilik sektöründe sıkıntı yaşıyor musunuz? Kanayan yaramız maalesef. Şu anda yeni hasat döneminin yüklü gözükmesiyle beraber tüm zeytin çiftçisi maalesef kara kara düşünüyor. Çünkü Evet. her yıl üreticinin hayır diyemediği şey işçi yövmiyeleri. İşçilerimizin aldığı yövmiyeleri çok bulmuyoruz. Kesinlikle daha da fazlası hakları. Fakat eski işçilikler yok. O performansı maalesef alamıyoruz. Bir işçi günde 150-200 kilo geçtiğimiz yıllarda zeytin toplarken şu anda 75 kilo, 50 kilo zeytin topluyor. Bunun da bir yövmiyenin de 1000 lira olduğunu düşünürseniz kilogram başına 20 lira gibi ciddi bir içerikten bahsediyoruz Tuğba Hanım. 1 kilo zeytinyağının da elde edilmesi için yaklaşık 6,5-7 kilogram ortalamada zeytin gerekiyor. 7 ile 20'yi çarptığımızda da zeytinyağının sadece toplama maliyeti 140 lira. Bu ciddi bir maliyet. Ürünün 200 lira, 250, 300 lira olduğunu düşünürsek yarısını alıyor götürüyor.
Ve yeni dönemde de civar köylerden tabii ki de çalışan işçiler geliyor ama maalesef bunların içinde yabancı uyruklu işçiler de oluyor. Ve gerçekten her yılda sayı düşüyor. Bundan dolayı da zorlanıyoruz mahsulümüzü toplamakta. Umarım bu dönem bununla alakalı bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum. Ayrıca zeytin bahçelerinde de hırsızlık sorunlarımız var. Oh. Çünkü çok büyük araziler ve zeytin özellikle son 2 yıldır pahalandığı için sabaha karşı çok erken vakitlerde tarlaya girenler oluyor. 100 kilo zeytin toplayıp götürse bunu 80 lirayla çarpsanız anında 8 bin liralık bir mahsulünüzü sizin çalmış oluyor. Bundan dolayı tabii Balıkesir Valiliği özellikle Balıkesir bölgesinde zeytinci bölgelerde timler gönderiyor. Çalışmalar yapıyor. Arazilerde drone uçuruyor. Kontrol yapıyor ama mera çok büyük. Böyle sıkıntılar da var. Bunları da maliyete eklediğimizde gerçekten zeytin çiftçisinin işi çok zor. Onun haricinde de biliyorsunuz gübre fiyatları son 3-4 Evet. yıllık dönemde çok arttı. Mazot ona keza. Zeytinyağının şöyle kabaca bir hesapla 1 kilo zeytinyağını çiftçinin elde etmesi için işçilik artı diğer giderleri topladığımızda 190 lira gibi bir rakama ulaşıyoruz. Bu da zeytinyağının şu andaki çiftçiden alış rakamlarının 250-300 lira olduğunu düşünürsek zeytinyağının bugünkü fiyatının gayet normal olduğunu gösteriyor. Çünkü zeytin çok değerli bir meyve ve çok kıymetli. Onun için çiftçimiz de bir miktar para kazanmalı ki bu tarıma, bu hasata devam edebilsin. Peki beklentileriniz nelerdir kamudan? Birazcık da ondan bahsedebilirsiniz. 3-4 dakikamız var şu anda. Tabii. Özellikle son 15 yıldır, 10 yıldır zeytinyağının kilogram başına verilen destekleme primi 40 kuruştan 80 kuruşa yükseltilmişti Tuğba Hanım. Yani bu şu anlama geliyor. Siz çiftçi olarak 1 ton zeytinyağı ürettiğinizde ve bunu sattığınızda 800 Türk lirası destek alıyorsunuz. Fakat bu İtalya'da ve Avrupa'da 1 euro. Evet. Yani 1 euro 35 lira. İspanyol çiftçi 35 lira alıyor. Türk çiftçisi 80 kuruş alıyor. Bizim beklentimiz bunun enflasyon koşulları göz önüne alınarak 15 lira 20 lira seviyesine çıkarılması. Çünkü bu işçilik maliyetleri ve toplama ve diğer giderlerin hiç yoktan bir miktar desteklenmesine ihtiyaç var. Onun yanında da zeytinyağındaki bu 200 dolarlık ton başına olan verginin kaldırılması çok önemli. Çünkü zeytinyağı ihracatçısı şu anda yurt dışına ihraç edeceği ürünü çiftçiden satın almak istediğinde bu 200 dolarlık yani kilogram başına yaklaşık 7 TL'lik vergiyi hesaba katıp çiftçiden zeytinyağını 300 liraya satın alacaksa 293 lira diyor. Bu da çiftçinin sırtından çıkıyor maalesef. Ya. Bundan dolayı bu verginin de kaldırılması gerekiyor ve aynı zamanda uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü de olumsuz etkiliyor. Tüm bunlara baktığımızda bu desteklemelerin bir revize edilmesi lazım. Bunun yanında ağaç dağıtımları arttırılabilir. Çünkü zeytin ağaç varlığımız 190 milyondan 300 milyona çıkması yaklaşık 10 yıllık bir süreç alacaktır. Bunun için tarım il müdürlüklerimiz aracılığıyla çiftçilerimize zeytin ağacı dağıtılabilir, zeytin fidanları dağıtılabilir. Bunlar çok önemli. Ayrıca Türkiye zeytinyağında özellikle dünyadaki kalite yarışmalarında en üst sıralara çıkmış bir ülke ve her yılda üretimimiz artıyor ve önümüzde de ciddi bir tehlike geliyor. Bu 400 bin tonluk, 500 bin tonluk rekolteler Türkiye'nin üretiminin de tüketiminin 100 bin ton, ambalajlı ihracatının 50 bin ton olduğunu düşündüğümüzde 250-300 bin tonluk rekolte fazlalıklarıyla karşı karşıya kalacağız önümüzdeki yıllarda. Onun için bu tüm yayınımızda bahsettiğimiz çalışmaların bir an evvel yapılması gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki yıllarda zeytinyağını sokağa döken, zeytinyağını satamayıp çok ucuza satmak zorunda kalan çiftçi görüntüleriyle karşılaşabiliriz. Bu rekolteler, mahsuller bu şekilde artarak devam ederse. Bundan dolayı bunlarla alakalı da çalışmaların hız kesmeden yapılması gerekiyor Tuğba Hanım. Evet Mustafa Bey. Şimdi editörümüz Harun Er Özbağ bize aynı zamanda bu tahşiş ve taklitlerden konuştuk ya aldatıcı reklamlarla alakalı da bir bilgi notu vermiş. Hemen onu da söyleyelim Evet. kapatmadan. Aldatıcı reklamlara Tabii. 127 milyon lira ceza kesmiş Ticaret Bakanlığı ve bu kapsamda ilgili coğrafi işaret tescilli aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında Ayvalık zeytinyağı, Ayvalık organik zeytinyağı, Ayvalık natürel sızma zeytinyağı gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında anılan reklamları da durdurma kararı verilmiş.
Bir taraftan da bu konuda da Çok doğru. çalışmalar devam ediyor diyelim. Efendim ağzınıza sağlık Evet. Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ayvalık'tan selamlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek bizimleydi efendim. Son seans programının sonuna geldik. İyi hafta sonları diliyoruz hepinize.